İstanbul'un en pahalı caddesindeki mekandayız. Sizin için geldik. Selamlar. Bir 14 Şubat günü kendimiz için martmak için Meksika mutfağı yemeye ünlü Rancho'ya geldik. Menüyü kısaca anlatalım. Burada çorbalarımız var. Sonra salata çeşitleri, nacho ve farklı aperatif çeşitleri. Biz ne aldık buradan? Şunu aldık değil mi? Evet, biz bunu aldık. Bunun etlisi aldık. Sersten okuyorum. Rancho tostadas aldık, etli. Evet. Biz biraz böyle aperatif şeyler alıp hani çok fazla şey yemeyi planlıyoruz. Hocamdan iki tane şey aldık aslında. Burada hamburger çeşitleri var. Gerek plastik, gerek farklı şeyler. Burada ben tersten okuyamıyorum. Vejetaryen kısmı o, aynen. Vejetaryen çeşitleri bayağı var. Burada taco çeşitleri var. Biz burada cajun çikolata taco aldık. Bunun içinde acı biber reçeli varmış. Bunu merak ettiğiniz için ben ısrar ettim. Burada burritolar var. Burada ne var? Burada yine şinitzer, farklı tavuk ev yemekleri, fajitalar var. Sonra tatlı çeşitleri. Çoğu klasik aslında bildiğimiz tarifler. Böyle Meksikan katkılarıyla ama churros ve churros'un meyveli versiyonu yine onlar yani onu Meksika mutfağına özel. Aha, onları güzel. Aynen. Farklı içecek çeşitleri. Biz denemek için buranın bira kokteyllerini denemek istedik. İki farklı çeşit söyledik. Bu ikisine. Bir de mesela şöyle bir şey söyleyeceğim ben kendi çapımda. Mesela şuna baktığınızda biz geçen de Kadıköy'de bir mekana gittik. Mekan aşırı leşti, berbattı. Şimdi çekeyim. Ve 50 lira verdik biraya. Mesela burada 58 lira olması. İlk başta gelenleri göstereyim size. Bu arada kokteyller gerçekten çok güzel duruyor. Şunun tadına baktım, aşırı güzeldi. Böyle değişik bir acısı var. Tadıyorum sizin için. Çok güzel. Ve mekanın hakkını ben görünemiyorum yalnız şapkalarını. Şimdi Meksika'daki meşhur tatlıyı churros söyledik. Yanında çikolata değil de süt reçeli söylemeyi tercih ettik. Aşırı sıcak bu arada. Hani şimdi sizin için tadıyorum. Kötü değil ama o kadar da bir numarası yok gibi geldi. Sen de tatsın. Baş kurum olarak yorum yap. Çok sıcak, aşırı sıcak istemiyorum. Kendisi İngiltere diymiş. Bana 8. söyleyişi. 8. değil. Nerede yedin dedim. İngiltere'de yedim dedim. Daha tatlı. Ben beğendim. Şimdi en son ben hasta olduğum için Christie'yi söyledim. Hande Hanım ise alkollü bir kahve olan Baileys tercih etti. Kendisine afiyet olsun diliyoruz. Fiyatı hak eder mi sorusuna cevap vereceğiz. Sen ne düşünüyorsun Hande? Bence hak eder. Hem yediğimiz şeyler çok lezzetliydi. Çok fazla şey yedik diyorsun aynı zamanda. Aynen öyle. Eşeceğinden. Yani öyle standart her takocudaki gibi değildi gerçekten. Has böyle Meksikli yani. Değişik şeydi. Lezzetler gerçekten lezzetliydi. Farklıydı. Ve ambiyans bence çok güzeldi. Bu parayı hak etmezdi yani. 10 üzerinden puan versem herhalde 4 verilebilir. Ya YouTube'un olayı bu. Beğenmeyeceksin hiçbir şeyi. Her şeyi eleştireceksin. Beğendim, yalan mı tabii? Karaktersiz olacaksın. Yalan mı? Ne yapıyorsun? Bağlıyorum.